Evet arkadaşlar, yine bir video ile bir aradayız. Bugünkü videomda size basit nakış iğnesi tekniklerinden birkaç tanesini göstermeye çalışacağım. Basit nakış iğnesi teknikleri dediğimiz teknikler işte sap işi, zincir işi, burkuk zincir, tohum işi gibi bizim nakış işlerinde kullandığımız, ilk başlarında kullandığımız işte herhangi bir çiçeğin sapını işlerken veya bir resmin kontürünü yaparken nakışla kullandığımız işlerdendir. Evet, şimdi bir başka tekniğimiz olan zincir işini göstereyim. Yine ipliğimi hazırladım. Bu seferki ipliğim daha parlak nakış ipliklerinden bir iplik kullandım. İğnemi yine aşağıdan yukarıya aldım. Arkasına düğüm yaptım tabii ki. Normalde nakışlarımızı işlerken düğümü üstten başlarız, nakışımızın altı temiz olsun, kötü görünmesin diye. Ama bu bir örnek bezi olduğu için ben direkt aşağıdan yukarıya çıktım. Ve ipimizi yukarıya aldık. Gördüğünüz gibi ipimizin geldiği aynı yerden tekrar iğnemi batırıyorum ve ipimi aşağıya çekiyorum. Gördüğünüz gibi burada bir halka oluştu. Bunu tamamen çekmeden aşağıdan iğnemi yine bu noktadan yaklaşık 3-4 milim kadar ileriden iğnemi çıkarttım. Oluşturmuş olduğum halkamın içerisinden geçiriyorum. Yine ipimi halka yapıyorum. Yapmış olduğum ilmeğimin içinde ipim var, gördüğünüz gibi. İpimin yanından iğnemi batıyorum. İğnemi aşağıya aldım. İpliğimi tam bitirmeden yine 3-4 milim öteden çıktım ve iğnemi ipliğimin içerisinden geçirdim. Zincir işi sıra sıra halkalardan oluşmuş bir iş. Yine nakışlarımızda süsleme amacıyla kullanıyoruz bu işi. Ve suzeni dediğimiz tekniğin anasını oluşturuyor. Aynı yerden içeriye geçtim. Kumaşımın altına. Oluşturmuş olduğum halkanın içerisinden 3-4 milim öteden iğnemi çıkartıyorum. İpimin içerisinden geçirdim. Gördüğünüz gibi zincir işimi oluşturdum. Bu tekniğimizi de nakışlarımızda oldukça fazla kullanmaktayız. Yine çocuk kıyafetlerini süslerken de kullanabilirsiniz. Bebek battaniyelerini süslerken kullanabilirsiniz. Herhangi bir yerinde hasar olmuş bir kıyafetinizi, deforme olmuş bir kıyafetinizi tadilat yaparken bu nakış tekniklerinden faydalanabilirsiniz. Yani A noktasından ipliğimi çıkıyorum. Tekrar A noktasından aşağıya giriyorum. Az ileriden B noktasından ipliğimi, iğnemi çıkartıp ipliğimin içerisinden geçiyorum.
Evet, bu işlemi yaparken çok fazla sıkıştırmıyoruz ilmeklerimizi. Eğer çok fazla sıkıştırırsak büzme yapar, güzel durmaz. Bitirirken de yine çıktım. Tam dış dibinden aşağıya giriyorum. Aşağıya geçiriyorum. İpimi aşağıya aldım. İlmeğimin içerisinden geçiriyorum. Halka yaptım. Halkamdan ipliğimi geçirip sıkıştırdım. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkür ederim.